Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizi bu şekilde karşılamak istemezdim ancak çok kötü bir gün geçiriyorum ve başıma daha neler gelecek bilmediğim için artık kameramı çalıştırmak istedim. Bugün yaşadıklarımı keşke en başında çalıştırsaydım ve siz de şahit olsaydınız. Bugün saat 4'te New York'tan Vegas'a uçağımız vardı. Hatta canlı yayın falan yaptım, gelenler hatırlar. Sonra 3.59'daki uçağımız 6'ya ertelendi. Hava şartlarından dolayı dediler. Arkadaşlarımız da başka uçakla uçuyordu. Onlarınki de ertelendi. Saatlerce uçağın içinde kaldılar. Sürekli ertelendi. Önce 6'ya, sonra 7'ye, sonra 7.30'a, 8, 8.30, 9, 9.30. En son 9.21.33'dan sonra uçuş iptal edildi. Bildirimi çıktı karşımıza. Bu esnada defalarca kapı değişti. Bu kapı değişimi esnasında Vegas'taki oteli aradım. Çünkü otele saat 6'da girecektik. Ve ben onlara saat 5'te aradım. Dedim ki 6'da gelemeyeceğim çünkü uçağım rötar yaptı. Ancak geleceğimi size bildirmek isterim. Otel bana rezervasyonumun iptal olduğunu söyledi. Telefondan giriyorum rezervasyon yaptığım şirkete. Rezervasyonum duruyor. Rezervasyon onay kağıdı gönderiyor bana. Diyorum ki bana bilgi gönder. Otelimizde oda yok diyor. Beni ilgilendirmez. Benim rezervasyonum var sizin otelinizde ve ben onun için para ödüyorum. Ben oraya geleceğim ve bana odamı vereceksiniz. Odamız yok maalesef diyor. Tur şirketini aradım, onlarla tartıştım. O esnada zaten şu an hatta bir bilgi geldi, ne bilgisi bilmiyorum. Önce ben bakıp size bilgi vereceğim bir saniye. Sadece bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkürler diyor. Bu arada uçağımız iptal olduğu için burada kaldık. Saat 8'de uçak iptal oldu. 21.33'e vermişti en son rötarı. Sonra 8'de, 8.30'da iptal oldu. Daha sonra bir sıraya girdik ve saat 10.30. 2 saattir sıradayız ve sıra sadece 5 metre falan ilerledi. Arkadaşlarımız başka bir şirketle uçtu. Onlar 9'a kadar ertelendi ve 9'da uçtular. Ancak biz 9.30'a kadar ertelendik ve uçamadık. Öne giden insanlardan duyduğum kadarıyla pazartesiye kadar uçuş yok falan diyorlardı. Sanırım salı günü benim Bitcoin'de olmam lazım. Ya da pazartesi günü bilmiyorum. Şu an gerçekten kafam karıştı. Ama ben sonuçta Vegas'a para ödedim ve gidemiyorum. Ne olacak bilmiyorum. 2 saattir bekliyoruz ve olan hiçbir şey yok. En azından kamerayı açayım çünkü şu an canlı yayın açacak havamda değilim. Ve canlı yayın açsam sabah saat 5.30 Türkiye'de. O yüzden pek fazla insan geleceğini düşünmüyorum. Ve moralim gerçekten çok bozuk. Yalçın'la tartışıyorum. Otelle tartışıyorum. Bilmiyorum ne yapacaklar. Otelimizi verecekler mi? Burada kaldık çünkü bugün. Uçak yok başka. Ama anlamadığım konu şu. Eğer hava şartlarından dolayı bizim uçağımız iptal olduysa neden başka bir şirket uçabiliyor? Arkadaşlarımız gitti ve biz burada kaldık. Kafayı yiyeceğim ya. Kafayı yiyeceğim. Şuna bakar mısınız? Stand burası. Orada kimse görünmüyor. Neden görünmüyor biliyor musunuz? Çünkü herkes oturuyor orada. Çünkü saatlerdir sıra ilerlemiyor. Şuraya bakın. Oturuyorlar. Şuraya bakın. Bunlar sıra bekliyor hepsi. Görüyor musunuz? Çünkü 2 saattir buradalar. Sıra asla ve asla ilerlemiyor. Ne yapıyorlar orada bilmiyorum. Şuraya bakın. Herkes sıra bekliyor. Bakın böyle bir sıra yok. Yalçın da oturmuş yere. Beni görmüyor bile. Herkes iyice kafayı sıyırdı. Bu arada bu sıranın haricinde aralarda oturan insanlar da bizden. Sağda solda oturanlar. Nasıl ki ben şu an sırada değilim. Benim gibi sırada olmayan bir sürü insan var. Şu an saat 00.11. Gece 12.10 geçiyor. Ve daha yeni bize sıra geldi. Hatta gelmedi yani kadın yok. Şu an sıra bizde. Otel vermiyorlar, tazminat vermiyorlar. Şu an onları almaya çalışıyorum. Kadın geliyor. Rihanna'nın teyzesi olabilir. Çok benziyor. İşlem bitirdikten sonra size anlatacağım. Şu an saat 2.20 var ve Vegas'a uçak olmadığı için gidemiyoruz. Burada kaldık. Ve Vegas'a 9'una kadar uçak yok. 9'unda da zaten Los Angeles'a geçmemiz gerekiyor Bitcoin için. Yani Vegas planımız yattı. Ve hiçbir şekilde para ödemiyor uçak şirketi. İnternetten talep edebilirsiniz diyor. Hiçbir şekilde yaşananlar için para ödemiyor. Bize sadece otel için, transfer için ve yemek için kartlar verdi. Yani sana otel veriyor, bir gecelik veriyor. Şimdi gidiyoruz, yarın uyanıp gelip tekrar otel için tekrar
havaalanına gelmemiz gerekiyor. Rezil olduk yani. Muhtemelen Vegas'a gidemeyeceğiz. Los Angeles'a da almıyorlar bileti. Bilmiyorum nasıl olacak. Cebimizden tekrar bilet almamız gerekecek sanırım Los Angeles'a. Bu şöyle değil. Yani İstanbul Antalya arası bilet almıyorsun. Buradan Vegas 6,5-7 saat uzaklıkta. Los Angeles 9 saat uzaklıkta. Yani Türkiye'ye uçar gibi. Buradan Los Angeles'a gitmek İstanbul'a gitmekle aynı. O yüzden çok pahalı. Yani biz buradan Vegas'a bilet aldık. İstanbul'dan buraya geliş biletlerimizle aynı fiyattı. Bir saçmalık daha. Şimdi bize otel biletleri falan verdiler. Ve otele gidiş için transfer kartı verdiler. Transfer kartından 4 tane vermesi gerekiyor. Bir tane benim gidişim. Bir tane Yalçın'ın gidişi. Bir tane benim dönüşüm, bir tane de Yalçın'ın dönüşü. Ama verdiği biletin üzerine 2 yazmış eliyle. Bu da sadece gidişlerimiz, dönüşlerimiz yok. Arabayı 45 dakika bekledik. Sonra araba geldi. Size dönüş için bir tane daha alması gerekiyor dedi. Geri indik otobüsten. Buralar 3'te açılıyormuş. Şu an saat 3. Yine sıra var. Muhtemelen sıramız geldikten sonra, biletimizi aldıktan sonra gideceğiz. Otele varmamız herhalde 5'i falan bulur. Sonra 9'da falan da otelden çıkacağız. 3. günüm bugün, uykusuz. Erişte bir hayır var diyeceğim. Bekliyorum bunun hayrı nerede? Bütün kemiklerim sızlıyor. Saatlerce ayakta sıra bekledik. 16 saate yakındır buradayız. Bu olay nasıl sonuçlanacak gerçekten merak ediyorum. Bütün planlarımız bozuldu. Şu an oteldeyiz. Dün gece şarjlarımız bitti. Gece saat 5'te otele geldik ve size çekemedim hiçbir şey. Zaten ağlamaktan gözlerim şişti. Aa, sanırım bu otobüs bizim. Bugüne uçak yok. Eğer 3'teki uçağa bazıları binmezse ya da geç kalırsa ya da iptal ederse öyle bize... Yeah, we have. Eğer birileri gelmezse öyle bineceğiz. Taksideyiz. Neden? Çünkü başka bir havaalanında aktarmalı bir uçuş varmış. 2 kişilik bir yer açılmış. Bilmiyorum dün akşam neden yoktu ve şu an neden var. Havaalanı içinde ücretsiz tren var ancak bizim ona binmeye zamanımız yok çünkü 2.59'da. Ve şu an saat 13.23. Yani 1,5 saatimiz var. O yüzden acele etmemiz gerektiği için taksiye bindik. Diğer terminale gidiyoruz. İçerisi çok büyük. 8 tane terminal var ve terminallerin arasında yürüyemiyoruz. İnşallah o uçağa yetişirsek eğer Atlanta aktarmalı Las Vegas'a gideceğiz. Ağlamaktan gözlerim şişti. Çünkü planlarım bok oldu yani, bok. Beklediğimiz sıra ve 15 dakikamız var. 15 dakika içinde bu sıranın önüne geçmezsek bu uçağa da yetişememiş oluyoruz. Daha doğrusu check-in bir saat kala kapandığı için yapmayacaklar check-in'imizi. Ve burası Türkiye gibi değil. Kimse yerini vermez. Yani sormadık bile. Görevli arkadaşlara söyledik, uçağımızda çok az bir zaman kaldı. Bizi başka hava yollarından gönderdiler. Dünkü uçumuz iptal olduğu için dedik ama bizi ilgilendirmez, sıranıza geçin diyor adam yani. Kadın da aynı şekilde. Diyorum ya kaçırırsak biz bu sırada durduğumuz için o zaman yenisini alırsınız. Bana ne diyor. Şaka gibi yani. Biletimizi buldular, aldık ancak şu şekilde bir sıra var. Ve devam da ediyor. Ve saat tam olarak 14.16. Uçağımız 14.59'da. Yani yaklaşık 40 dakikamız var. Ve bekleme süresini 30 dakika veriyor. Şu an sadece 20 dakikamız kaldı. Onları biz kaçıralım ki her şeyi yapalım. Ve koşuyoruz. Uçağa giden otobüs, nasıl koştum saçlarıma bakın. İnanamıyorum yani son dakikada yetiştiğimizde saat 2.35 ve 59 geçe sadece 19-20 dakikamız var uçağın kalkmasına. Ve galiba bu son girenlerden birisiyiz. Nefes nefese kaldık ama vlogumu burada bitirmeyeceğim. Vegas'a varana kadar bu vlog devam edecek çünkü daha buradan Atlanta'ya gideceğiz ve Atlanta'dan tekrar bir aktarma yapıp Vegas'a gideceğiz. Vegas saatiyle akşam 9 yani New York saatiyle gece 12. İşte kalkacak. Gece 12'ye kadar kaç saat ediyor? 9 saat. 9 saat seyahatimiz var. Buranın saatiyle 12, Vegas'ın saatiyle 9'da.
Vegas'ta olacağız. Ama şükürler olsun bu uçağı bulduk. Dün neden bulamadılar bilmiyorum. Sanki dün haterslarımdan birisi... Supervisorlardan birisi benim hatersim olabilir. Beni tanımış ve nefret etmiş olabilir şu an diyormuşum. Tam 43 geçiyor. 43 geçe geldik kapıya. Uçak 59 geçe. Baktık kapı falan kapalı dedik herhalde kaçırdık. Adama diyoruz ki bir şey soracağım sıraya girdi. Ya kardeşim uçağıma 5 dakika kalmış bir şey soracağım diyorum. I don't care, get a line diyor. Beni ilgilendirmiyor, sırana gir diyor. Mecbur bekledik zaten herkesi beklediğimiz gibi. Gelirken en son güvenlik yerinde Yalçın'ın çantasında kola ve su vardı. Onları almak için bizi durdurdular. Önümüzdeki adam dedi ki benim acelem yok, onların çantasına daha önce bakabilirsin dedi. Adam da hayır sen daha öncesin diyor. Ya adam hakkını vermiş, biz uçağı kaçırıyoruz. Güvenliğin umurunda değil. Neyse tam geldik kapıya, uçağı kaçırdığımızı düşünüyorduk. Adam mikrofonu eline aldı ve dedi ki Atalanta uçağı 2 saat rötar yaptı, saat 5'te kalkacak dedi. Allah'ım dedim kurtulduk, sonunda buradan gidiyoruz. Çok gelmek istediğim New York'tan bu şekilde ayrılmak isteyeceğimi hiç düşünmemiştim. Ama en azından gidiyoruz. Yalçın da bana bu arada çok kızıyor. Biz acele ediyoruz, sen orada vlog çekiyorsun diyor. Yok şu an kendimdeyim çünkü uçağa artık fazla para ödemeyeceğiz. Fazla para ödemeyeceğiz. Sadece 800 TL valizlere ödedik. 700 TL mi? Ben gözden 120. Yeni bilet çıkarmıştım. Türkiye'ye yeni bilet alırsın. 30-30 dolar dün, yani 60 dolar dün valizlerimizi ödedik. Daha sonra o valiz paralarını bize geri vermediler. Tekrar gönderdikleri firmadan tekrar 30-60 dolar ödedik. Yani 120 dolar valizlere verdik. Taksiye verdik havalanına gecikmeyelim diye. Yani şaka gibi. Şu an bu kameramı yine kapatmayacağım. Talansa inene kadar çekeceğim. Belki yine uçakla falan başımıza bir şey geliyor yani. Hepsini çekeceğim tek tek. Şimdi yemek falan alacağız. Sonra kamerayı yine çalıştırırım. Saat 5. 50 dakika var uçuşumuza. Yeni bir gecikme rötar görünmüyor. Az önce sordum. 5-10 dakikaya alacağız dedi. O yüzden buralarda takılıyorum. Çünkü koltuğumuz yok bilette. Çok enteresan bir sistemleri var. Koltuk seçmiyor. Boş yere seni kapıdan uçağa giderken söylüyor şu koltuk senin diye. Hayatımda yaptığım en zor ve en iğrenç yolculuktu. En yorucu, en sıkıcı, en kötü, en acımasız. Bir tane Türk biriyle karşılaştık aşağıda. O da bize sırasını verdi sağ olsun. Tek sırasını veren bir Amerikalı ve bir Türk vardı. Daha doğrusu diğerlerinden istemedik. Onlar gördüğü için acelemizi. Buyurun benim önüme geçin falan dedi. Hadi Yalçın. Alıyor. En arkada oturuyoruz. Şimdi buradaki uçağımız rötar yaptığı için Atlanta'daki Las Vegas aktarma yapacağımız uçağı da kaçırmış oluyoruz. Oradan başka Vegas'a uçak yoksa bir de orada kalacağız galiba. Bu kadar şanssızlığın üstünde oradaki uçağı da muhtemelen kaçıracağız. Ama demiştim, vlogu kapatmayacağım. Vegas'a varana kadar bu vlog devam edecek. Şimdi uzaktan görenler beni Mesut zannedir. Düşen bir arvadın peşine. Bir arvadın peşine derken? İstersen ben kendim gideyim yani. Sorun değil. Dün dediler bize bir tane yer var, isterseniz sizi yollayalım, o sonra gönderen dediler. Peşime düşmeseydim ben gitmiştim yani. Ara yetmiş. Vegas'a. Yok peşime düşmeseydim gitmeyecektim zaten. Öyle bir ihtimal. Bakalım ne olacak. Dur bakalım bu uçak kalkacak mı, o da kesin değil. Şimdi birden bir rötar matar diyebilir. Şimdi biz oradan Atlanta'dan bineceğiz ya. Yine evet. Delta'dan bineceğiz değil mi? Evet. Tabii kendi firması olacak. Kendi firması da acaba uçuş var mı oradan Vegas'a hemen öyle 2 dakikadan? Tam olmasa yarın. Yarın. Bir günde Atlanta'da uyuruz. Bütün Amerika'ya seyahat edeceğiz böyle. O oraya gönderecek, o oraya böyle. Valla biz böyle Amerika'ya seyahat edeceğiz. Evet. Ha? İnanamıyorum şu an. Oradan belki Miami'ye falan geçeriz. Bilmiyorum yani. Birazdan görüşürüz. Yarım saat uçakta bekledikten sonra uçak hareket etti. Şu an aldığımız bir bilgiye göre 14. sıradayız. Ve 15-20 dakikayı bulacak dediler kalkmamız. Buradaki evleri inanılmaz beğendim ve size göstermek istiyorum. Şuraya bakın, dal dal hep. Hepsi bir yoldan geliyor ve hepsi dağılıyor evlere. Çok
mahalle. İşte herkesin hangi mahallede oturuyorsun, şu mahallede oturuyorum falan. Çok güzel, hepsinin birbirine bağlı olması çok hoş. Bak bak, şuraya bakın. Dal dal ayrılmış. Çok enteresan. Bayağı alçaldık. 5 dakika ineriz. Uçaktan indik ve yürüyoruz. İndiğimizde kapıdaki kadına sordum. Sanırım Vegas uçağımızı kaçırdık çünkü New York'ta rötar yaptı uçağımız dedim. Oo, Vegas mı dedi. Evet dedim. Yarına kadar uçuşunuzun olmadığını düşünüyorum dedi. Galiba bugün de buradayız gibi. Bir posta da bugün ağlayacağım sanki. Amerika turu atmak istiyorsanız kesinlikle American Airlines Allah'ın belasından bir bilet alacaksınız ve uçağı kaçıracaksınız. Sonra her yeri geziyorsunuz bedava. Şu an Atlanta'dayız. Buraya Miami falan yakın. Miami böyle geze 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 gidebiliriz bir yere. B18 dedi Yalçın biraz daha ileride. Gene inanamıyorum. Gene dünkü gibi bir sıra var burada ama dünkü gibi kalabalık değil. Şu an saat 9'u çeyrek geçiyor. Bakalım burada kaç dakika bekleyeceğiz. Şu anda saat 9.40, ona geliyor akşam. Herhangi bir Vegas uçuşu şu an olmadığı için sabah 7'deki Vegas uçuşuna bilet verdiler ve yine bizi otele yolladılar. Bu gece de Atlanta'da kalacağız. Yoruldum Amerika, gelme üstüme. Elimdeki kağıtlara bakar mısınız? Gitgide artıyor. Her gittiğim yerde bir kağıt veriyorlar. Ben yoruldum Amerika, gelme üstüme. Ya çıldıracağım artık, çıldıracağım. Bırak evimize barkımıza gidelim ya. Daha nereleri gezdireceğim bize? Hadi gel köyümüze. Geri dönelim. Fatime'nin yürüyün, hala çekelim. Şimdi barda bir şeyler yiyor muyuz? Şu an güzel bir şey var. Bize yemek kartları verdiler. 12 dolarlık kişi güzel başı. Şey. 24 ulan, dolar. Dünyayı dolaştık, bu güzel bir şey mi? 24 dolar bize verirdiler. Toplamda 120 dolar valizlere versek de 24 dolarını yemek olarak geri aldığımız için mutluyum. Burada bir şeyler yiyebileceğiz. Yalçın, hayır, önce odaya çıkalım. Eşyalarımızı koyalım. Sonra gelip burada bir şeyler yiyelim. 24 dolarımıza. Hadi gidelim. Abi tam benim akrabalarımın yanına gelmedik mi? Evet. Solumu kes. Anlıyorum. Dördüncü kata mı çıkıyoruz? Yes bro. Peki bu vlog benim vlogum ve ben neden seni çekiyorum kendim? Çekilirse kendim çekim artık, elimizin birbirine gidiyor. Aa, bazen yakarıyı da çekeceğiz. Ay seni yerim, şu baklığını kes. Ve odadayız. Dün akşam, daha doğrusu sabah 4'te geldiğimiz için size odayı gösterememiştim. Şarjım bitmişti ve şarjı doldurup tekrar çekim yapamadım. Direkt yattım, uyudum alarmı kurup çünkü çok kötüydüm, uykusuzdum. Bu kez daha erken geldik ve size odayı gösterebileceğim. Ve dün valizlerimiz de yanımızdaydı. Çok sıkıntı yaşadık. Bugün valizlerimiz yok. Direkt Vegas'ta alacağız yarın. Bence yarın bizi var ya böyle Dallas'a falan gönderebilirler. Ya da ne bileyim Miami'ye. Bence yarın dur bakalım. Daha nereye bu odayı olacak? Beğendim ama güzel. Dünkü odamızdan daha güzel. Bak bu kadar başımıza gelenden sonra yarını tahmin edemiyorum. Nereye gideceğiz acaba? Peki bir su koyaydınız ya. Neyse su. Aa, su var mı? Süper. Peki su 80 dolar falan mı? Ne? Mesela ne istiyorsunuz Ezgi Hanım? Size onun içinde buz var mı? Buz yok ki. Daha neler sunabiliriz size? Evet, neyse ki kahve makinemiz var. Güzel. Hadi acımdan öleceğim. Ama sabah saat 5'te bizi alacak servis. Yani saat 4-4.30 gibi uyanacağız. O yüzden hemen aşağı gidip bir şeyler yememiz lazım. Bebeğim afiyet olsun. Sağ ol bebeğim. Mutlu musun? Mutluyum çünkü ilk defa. Gerçi aslında burada bulabileceğim en iyi yemeği buluyorum, burger. Ama bir şey dikkat ettin mi? Yemek ne kadar bol. Evet. New York'ta bir belece koyurdular. 15-20 dolar alırdılar. Burayı sevdim. Atlanta tam benim şehrim. Güldüğümüze bakmayın. Psikolojimiz gerçekten çok bozuldu. Havaalanında burger'a ne kadar verdiğimizi söylesene. Ne kadar verdik? Havaalanında burger'a verdiğimiz parayla 5 tane İskender yerdik. Umarım beni duyuyorsunuzdur. Yalçın uyanmasın diye böyle
zorundayım. Bu seyahat daha fazla uzamasın inşallah. Yarın Vegas'ta sizlere eğlenceli bir vlogla devam etmek istiyorum. Şimdi yatıyorum. Bakalım sabah neler olacak. İyi geceler. Saat 5. Çok... Yeni bir macera olarak çok az uyuduk yine. Yeni bir macera yatılıyoruz Rüya Yalçın. Şimdi odadan çıkışımızı yapacak. Çıkışımızı yapıp servise binip havaalanına gidip Vegas uçağımıza bineceğiz. Yani bu anlattıklarım olur mu bilmiyorum. Güvenlik kontrolündeyiz. Şuraya sıraya bakar mısınız? Şaka gibi. Yani Amerika eşittir sıra beklemek. Her yerde kuyruk olur mu ya? Her şeyde. Herkes ayakkabısını çıkartmak zorunda. Şuraya bakın. Herkes. Ve havaalanlarında gezmekten çoraplarım simsiyah oldu. Yalçın, ayakkabı çıkarma konusunda ne düşünüyorsun? Yani murmundar olduk buralarda. Rezil olduk yani. Herkes çıkarmak zorunda ayakkabısını sorgusuz sorarsın. Mesela Türkiye'de öttüğün zaman falan çıkartıyorsun ama burada herkes. Uçmak üzereyiz. Hiçbir saat gecikmesi olmadan. Desem de 5 dakikalık. Yani 7'de uçacaktı. Şu an 7'ye 6 geçiyor ama uçmak üzere uçak. Bekle bizi Vegas. Size uçuş hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Burası Amerika. İsmi New York Titan. Vegas'a direkt olan uçuşumuz, bu da şöyle giden uçuşumuz. Maalesef iptal olduğu için, yeni uçaklarda da yer olmadığı için bizi Atlanta aktarmalı gönderdiler. Dün gece burada kaldık. Buradan burası yakın gibi gördüğüne bakmayın arkadaşlar, burası 2-2,5 saat uçuş. Yani biz şu an 4,5 saat falan buraya uçacağız. Çok güzel. Eğer zamanımız olsaydı Atlanta'ya kadar gelmişken buradan Miami'ye gidip ikisi görüp ikisinin mezarını ziyaret edip daha sonra Las Vegas'a gitmeyi tercih ederdim. Ancak tabii ki böyle bir şey mümkün olmadı. Bugün Las Vegas'ta olmamız lazım. Yarın Vegas'ta bir gün geçireceğiz. Daha sonra Vegas'tan araç kiralayacağız. Araçla 5 saate falan gidiyorsun bu yolu. 5 saatte de Los Angeles'teyiz. Muhtemelen gece Los Angeles'ta olur akşam. Yalçın uyuyor. Ben de biraz uyusam iyi olacak. Çünkü 3 saatlik uykuyulayım. Hatta 2,5 saat. Size buraları göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Sanki ay gibi. Dünya gibi değil yani burası. Şuralarda sular var. Dünya demeyeyim inşa et. Yalçın, ne yapıyorsun? Kumar makinelerini görünce kendinden geçti çocuk. Beni niye beklemiyorsun lan? Kolay zengin olmanın yolunu bulmaya çalışıyorum. Kolay zengin olmanın. Dambizlerin oluyor musun bu gece? Valla olacağım gibi. Artık dambizler yani. Vegas'ı havaalanına indiğinizden burada böyle kumar makineleri karşınıza çıkmaya başlıyor. Ufak tefek makineler. Böyle kendi başınıza oynayabileceğimiz. Yalçın hemen oturmuş, hadi oynayalım diye. Şimdi adam orada oynadı, tamam mı? Hı-hı. Ne gelir onu hesaplıyorum. Hesaplayayım, oynamaya başlayayım. Ya.
taksiye gidiyoruz. Yalçın bayağı önde. Ufak bir tartıştık. Sebebini Instagram story'imde belirttim size. Evet, şurası bizim otelimiz. Link Otel. Sonunda vardık, Vegas'tayız. Gönül rahatlığıyla yolda yürüyebiliyoruz. Ancak son bir günümüz kaldı. Yarın buradan ayrılmamız lazım. Bugün 8 Temmuz saat 9.30 yerel saatle, Vegas saatiyle. Ancak New York saatiyle saat tam olarak 12.30. Yani 2 gün önce saat 12'de biz havaalanına gittik. Bugün 12'ye kadar seyahatimiz sürdü. Bu da 48 saat eder. Tam 48 saat Amerika'da seyahat yaptık. Bu 48 saatin 7 saati uçtuk. Ve sonunda Vegas'tayız. Vlogumu burada son veriyorum. Takip eden birisi var mısın? Vegas'ta sanırım 24 saat geçireceğiz. Yarın bu saatlerde otelden çıkmış olacağız. Vegas'ta geçirdiğimiz 24 saati Yalçın'ın kanalından izleyebilirsiniz. Bu videodan sonra hemen o gelecek. Onun kanalını, Yalçın'ın kanalını şuraya, kendi kanalımı da buraya bırakıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.